L'aumônier m'a regardé avec une sorte de tristesse. J'étais maintenant complètement adossé à la muraille et le jour me coulait sur le front. Il a dit quelques mots que je n'ai pas entendus et m'a demandé très vite si je lui permettais de m'embrasser. Non, non, mais je réponds. Il s'est retourné et a marché vers le mur sur lequel il a passé sa main lentement. Aimez-vous donc cette terre à ce point, a-t-il murmuré. Je n'ai rien répondu. Il est resté assez longtemps détourné. Sa présence me pesait et m'agaçait. J'allais lui dire de partir, de me laisser. Quand il s'est écrié tout d'un coup avec une sorte d'éclat, en se retournant vers moi, « Non, 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 je ne peux pas vous croire. Je suis sûr qu'il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. » Je lui ai répondu que naturellement. Mais cela n'avait pas plus d'importance que de souhaiter d'être riche, de nager très vite ou d'avoir une bouche mieux faite. C'était du même ordre. Lui m'a arrêté et il voulait savoir comment je voyais cette autre vie. Alors je lui ai crié « Une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci. » Et aussitôt, je lui ai dit que j'en avais assez. Je voulais encore me parler de Dieu. Mais je me suis avancé vers lui et j'ai tenté de lui expliquer une dernière fois qu'il me restait peu de temps. Je ne voulais pas le perdre avec Dieu. Il a essayé de changer de sujet en me demandant pourquoi je l'appelais monsieur et non pas mon père. Cela m'a énervé et je lui ai répondu qu'il n'était pas mon père. Il est avec les autres. « Non, mon fils, a-t-il dit en mettant la main sur mon épaule. Je suis avec vous. » Mais vous ne pouvez pas le savoir, parce que vous avez un cœur aveugle. Je prierai pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier à plein gosier et je l'ai insulté et je lui ai dit de ne pas prier. Je l'avais pris par le collet de sa soutane. Je l'ai versé sur lui tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain, n'est-ce pas? Pourtant, aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de teint. Il n'était même pas sûr d'être en vie puisqu'il vivait comme un mort. Moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides. Mais j'étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, oui, je n'avais que cela. Mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me venait. J'avais eu raison, j'avais encore raison, j'avais toujours raison. J'avais vécu de telle façon et j'aurais pu vivre de telle autre. J'avais fait ceci, je n'avais pas fait cela, je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cette autre. Et après, c'était comme si j'avais entendu pendant tout le temps cette minute et cette petite aube où je serais justifié. Rien, rien n'avait d'importance. Et je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'allais mener, un souffle obscur remontait derrière moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues, et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais. Que m'importait la mort des autres, l'amour d'une mère, que m'importait son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisque un seul destin devait m'élire moi-même. Et avec moi, des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenait-il? Mais comprenait-il donc? Tout le monde était privilégié. Il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi, on les condamnerait un jour. Lui aussi, on le condamnerait. Qu'importe si, accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Le chien de Salamano valait autant que sa femme. La petite femme automatique était aussi coupable que la parisienne que Masson avait épousée ou que Marie qui avait envie que je l'épouse. Qu'importe que Raymond fût mon copain autant que Céleste qui valait mieux que lui. Qu'importe que Marie donna aujourd'hui sa bouche à un nouveau morceau. Comprenait-il donc se condamner et que du fond de mon avenir, j'ai tout fait en criant tout ceci? Mais déjà, on m'a arraché l'aumônier des mains et les gardiens me menaçaient. Lui, cependant, les a calmés et m'a regardé un moment en silence. Il avait les yeux pleins de larmes. Il s'est détourné et il a disparu. Lui parti, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé. Je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur mon visage. Les bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Les odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'est à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman.
Il m'a semblé que je comprenais pourquoi, à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas, là-bas aussi, autour de cette asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis sentie prête à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles. Je m'ouvrais, pour la première fois, à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin. J'ai senti que j'avais été heureux, que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Papaz bana bir çeşit kederle baktı. Şimdi artık sırtımı iyice duvara dayamıştım. Gün ışığı alnıma vurdu. Papaz işitmediğim birkaç söz söyledi ve hızlıca bana sarılmasına izin verip vermeyeceğini sordu. Hayır, diyeceğim. Döndü, duvara doğru yürüdü, ellerini yavaş yavaş duvarın üzerinden geçirdi. Bu dünyayı bu kadar çok mu seviyorsunuz? Diye mırıldandı. Hiçbir cevap vermedi. Böyle arkası dönük olarak uzun zaman durdu. Onun varlığı ağrıma gidiyor, beni tedirgin ediyordu. Gitmesine, beni yalnız bırakmasını söyleyecektim ki, bana doğru dönerek bir çeşit anlayışla işte birdenbire bağırdı. Hayır! Size inanmak istemiyorum. Zaman zaman başka bir hayatı arzulamış olduğunuza eminim. Ona tabii diye cevap verdim. Ama bunu zengin olmayı, çok hızlı yüzmeyi ya da daha biçimli bir ağza sahip olmayı arzulamaktan daha önemli olmadığını söyledim. Ona göre bu daha iyi bizden. Fakat o sözümü kesip şu öteki hayat hakkında ne düşündüğünü sordu. Ben de ona öyle bir hayat ki onu yaşarken bu hayatımı hatırlayabileyim diye bağırdım ve hemen arkasından da artık bıktım diye ekledim. Bana hala Tanrı'dan söz etmek istiyordu. Ama ona doğru ilerledim. Son defa olarak çok az vaktim kaldığını söyledim. Onunla kaybetmek istemiyordum. Kendisine niçin pederim değil de Mösyö diye hitap ettiğimi sorarak lafı değiştirmek istedim. Buna sinirlendim de ona pederim olmadığını söyledim. Ötekilerden yarasınız. Elini omuzuma koyarak, hayır oğlum dedi. Ben sizden yanayım. Ama siz bunu bilemezsiniz. Kör bir kalbe sahipsiniz çünkü. Sizin için dua edeceğim. O zaman neden bilmem? İçinde bir şey delinir, yırtılır gibi oldu. Avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Ona küfür ettim. Dua falan etmemesini söyledim. Cübbesinin yakasını sımsıkı kavramıştım. Yüreğin içinde ne varsa hepsini sevinç ve öfke patlamalarıyla karışık bir halde onun yüzüne haykırıyordum. Kendinden ne kadar da emin görünüyordu değil mi? Halbuki onun bu güvenli edaların bir kadın saçı kadar bile değeri yoktu. Yaşadığına bile emin değildi. Bir ölü gibi yaşıyordu çünkü. Bense ellerim boş gibi duruyordum ama kendimden de her şeyden de emindim. Ondan daha emindim. Hayatından da, gelmek üzere olan şu ölümden de emindi. Evet, bundan başka bir şeyim yoktu. Ama hiç değilse, bu gerçek beni nasıl kavramışsa, ben de onu öylece kavramış bulunuyordum. Önceden de haklıydım, şimdi de haklıydım. Hep haklı olacaktım.
Şimdiye kadar bu şekilde yaşamıştım. Şimdiden sonra da bu şekilde yaşayabilirdim. Şunu yapmış, bunu yapmamıştım. Filan şeyi yapmamıştım. Ama falan şeyi de yapmıştım. Daha ne olmak ihtimali vardı? Hayatım boyunca bu dakikayı ve cezayı çarpılacağım bu şafak saatini beklemiştim sanki. Hiçbir şeyin. Ama hiçbir şeyin önemi yoktu. Ve ben bunun niçin böyle olduğunu biliyordum. O da bunun sebebini bilmek değildi. Geçirmiş olduğum bu saçma, boş hayat boyunca, geleceğimin derinliklerinden ve henüz gelmemiş yılların arasında karanlık bir soluk bana doğru yükseliyor. Bu soluk geçtiği yerde, yaşadığım yollardan daha gerçek olmayan o gelecek yıllar için vaat edilen bütün şeyleri aynı hizaya getiriyor. Başkalarının ölümünün, bir annenin sevgisinin, onun tanrısının, seçilen yaşamların, kaderlerin ne önemi vardı benim için? Değildi ki beni de onun gibi benim kardeşim olduklarını söyleyen milyarlarca imtiyazıyı da bir tek kader seçmişti. Anlıyor muydu bunu? Anlayabiliyor muydu acaba? Herkes imtiyazlıydı. Bu dünyada imtiyazlardan başka kimse yoktu. Ötekileri de günün birinde mahkum edeceklerdi. Eğer adam öldürmekle suçlanıp da annesinin cenazesinde ağlamadığı için idam edilirse ne çıkardı bundan? Salomon'un köpeği de karısı kadar kıymetliydi. Otomat kılıklı ufak tefek kadın da Mason'la evlenmiş olduğu Parisli kadın kadar yahut benim kendisiyle evlenmeni isteyen Mari kadar suçluydu. Raymond, ondan daha iyi bir insan olan Seres kadar benimle arkadaş olmasının ne önemi var? Mari'nin bugün dudaklarını başka bir Mersu'ya vermesinin önemi neydi? Bu mahkumu, benim geleceğimi anlıyor muyum? Bütün bunları papazın yüzüne haykırırken boğuluyordum. Fakat papazı elimden kurtarmışlardı. Gardiyanlar beni tehdit ediyorlar. Fakat papaz onları yatıştırdı. Ve bir an sessizce yüzüme baktı. Gözleri yaşla dolmuştu. Arkasına döndü. Çıkıp gitti. O gidince ben de eskisi gibi sakinleştim. Bitkin bir haldeydi. Kendimi yatağımın üstüne attım. Uyuduğumu sanıyordum çünkü yüzümde yıldızlar duruyordu. Kırlardan gelen sesler bana kadar yükseliyordu. Gecenin toprağın bir tuzlu kokusu şakaklarımı seviyordu. Bu uykuya dalmış yaz gecesinin harikulade huzur bir mecizli dalgası gibi bütün benliğimle dolmaktaydı. O anda ve gecenin sona ereceği o saatte düdükler öttü. Bunlar benim artık hiç aldırmadığım başka bir dünyaya doğru yola çıkıldığını haber veriyor. Çok uzun zamandan beri ilk kez annemi düşündüm. Bir ömrün sonunda niçin yeni baştan nişanlandığını, niçin yeniden başlama oyununu oynadığını anlar gibi oldu. O anda hayatların sönmekte olduğu bu bakım evinin etrafında da akşam hüzünlü bir huzur anı. Ölüme o kadar yakınken annem, orada kendini her şeyden azade ve her şeyi yeniden yaşamaya hazır hissetmiş olmalı. Hiç kimsenin onun arkasından ağlamaya hakkı yoktu. Ve ben de kendimi her şeyi yeniden yaşamaya hazır hissettim. Sanki bu büyük öfke içindeki kötülükleri söküp atmış, ümitleri boşaltmış gibi bir takım işaretler ve yıldızlarla dolu bu gecenin karşısında içimi ilk defa olarak dünyanın tatlı kayıtsızlığını açıyor. Onun bana bu kadar benzediğini, adeta bir kardeş gibi olduğunu hissedince, eskiden mutlu olduğumu, hatta şimdi de mutlu olmaya devam ettiğimi anladım. Her şeyin tamam olması ve kendimi daha az yalnız hissedebilmem için idam gününde çok seyirci bulunmasından ve bunların beni hınç dolu haykırışlarla karşılamalarından başka isteyecek bir şeyim kalmamıştı.